Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak sımsıcak insanları. insanı insana, insanla insanda, insanca anlatan minimertçe söyleşi programı Kocaeli'de mütevazı bir evde başlıyor efendim. Efendim her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün pırıl pırıl iki tane hanımefendi yazarla birlikte olmamızın bir tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak, bu soru ve sorunlara hep birlikte harmanlama cevapları aramak için buradayız efendim. Efendim Kocaeli Kitap Fuarı'nda bugün fuarın son günü imzamız bütün güzelliğiyle devam ediyor. Sol tarafımda İstanbul'dan pırıl pırıl bir yazarımız var. Sağ tarafıma sonra döneceğim. Kimsiniz efendim? Ben Figen Karaslan yazar ve editörüm. Bir tane e, kitabım var. E, bu kitap vesilesiyle e, Kocaeli Kitap Fuarı'na gelmiş bulunmaktayım. Ee, mutluyum insanlarla bir araya gelmekten, emeğinizin karşılığını e, kitabınızı okuyucularla e, buluşturmaktan, kitap severlerle buluşturmaktan dolayı. Evet kitaba tekrar içeriğine döneceğim hanımefendi hemen sağ tarafıma döneyim yine e, efendim sevgili Hakkı Yılmaz Bey'in e, referansıyla kendisini tanımaktan onur duyduğum Gülser Hanım'ın evi burası bizi misafir etti kendisine gönülden teşekkür ediyoruz evet Gülser Hanım merhaba nasılsınız? Öncelikle ben teşekkür ederim sizin gibi değerli yazarlarımızı değerli insanları evimizde ağırlamaktan onur ve şeref duydum. Ee, Hakkı Hocam'a, Halil hocama, hocam'a çok teşekkür ederim. Sizin gibi değerleri bizimle karşılaştırdığı için. Ee, kitabımızı üç günden beri imzalama yapıyoruz. Sağ olsun eşimiz dostumuz geliyorlar, bizi onurlandırıyorlar. Ee, tabii okumaları bizim için daha bir onur verici bir şey. Ee, bu bakımdan çok mutluyuz. İnşallah daha çok okurlarımız olur. Çünkü çok faydalı kitaplarımız var. Evet, e kitap da burada zaten. Ee, kitabımız makale ve şiirler üzerine, sözler üzerine, ayetlerle Hak Hocam'ın ayet yazdığı e, şeyden malden iktibas yaptınız. evet, ee, istifade ettik. Kendisine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çok değerli e, Kur'an çalışması yapıyor kendisi. Ee, geleceğim içeriğine tekrar hanımefendiye dönerim. Biraz böyle çeşni olsun. Evet efendim, sizin kitabın adı ne ve içeriğinde neler var? Hangi konuyu işliyorsunuz? Kitabımın adı Yaşamı Kullanma Kılavuzu. Bir kişisel gelişim farkındalık kitabı denilebilir. Ee, yaşamda insanlara bu kitabı kılavuzluk etmesi amacıyla yazdım. Ee, bazı kafa karışıklığı dönemlerinde farklı bir bakış açısı sunarak... ...yaşam içerisine daha kolay yol almalarını sağlayacak şekilde elimden geldiğince yazdım bir e, okuyucu gibi düşünüp e, yazar gibi yazdım. Evet, e, o zaman buradan e, bütün Türkiye'ye de kitabımızı rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Evet. Nereden bulabiliriz? Evet. Evet Diyanarlar'da bulunabilir ya da olmazsa e, sosyal medya üzerinden e, benimle iletişime geçebilirler ben de kendilerine imzalı kitabımı ulaştırabilirim. Peki nedir isminiz efendim yani sosyal medyadan nasıl ulaşacaklar? E, Figen Karaaslan olarak Facebook'tan bulabilirler Yaşamı Kullanma Kılavuzu isimli bir sayfam var orada zaten gerekli açıklamaları yaptım e, Facebook üzerinden Yaşamı Kullanma Kılavuzu Figen Karaaslan'a e, ulaşırlarsa bana da ulaşırlar. Teşekkür ederim. Evet hanımefendi sizin bir farklı özelliğiniz de var. 12 yıl çarşaf giydiniz. Ee, çarşaf peçe tarzında e, giyimimiz oldu. Daha sonra biz onu dinden zannediyorduk. Dinle hiç alakası yokmuş. E, bunu Kur'an'ın e, özüne dönerken açıklamasında gördük ki e, ahlak örtüsü, tamamen iyi olmak, e, güzel e, insanları tahrik etmeyecek şekilde giyindiğin zaman örfüne ve yerine zamanına göre giyinme olduğunu gördük. Yani çarşafın hiçbir ayette olmadığını gördük. Yani siyah sevap özellikle dediler. E, siyahın hiçbir sevap olmadığını gördük. Tamamen siyah giymek özellikle belki çarşaflar kızacak ama zaten Allah kargaları özellikle siyah yaratmış. Her şey rengarenk yani İnsan edepli olduktan sonra, kendini koruduktan sonra, edepli giyindikten sonra çarşafın hiçbir öneminin olmadığını gördük. Davranışımız yani, edepli evet. olmalı hocam. Bunu öğrendik Allah şükür Kur'an'da bu tür şeyler ya dinde zorbalık, zorlama da yok kesinlikle. Bir erkek nasıl giyiniyorsa, kendini koruyorsa bir bayan da öyle giyinip kendini koruyabilir. Peki, yani hayata, baskıyla olmamalı peki hayata gül ser derken yani e, hayata gül mü seriyorsunuz? İnşallah Siz soyadınız isterim. adınızla da özdeşleştirmişsiniz kitabı. Çok teşekkür ederim hocam. Evet yani e, ayetler zaten her biri bir güldür okuyup da içine işleyen insanlar için tamamen kuran bir rehberdir. Tek kaynaktır, tek yol göstericidir. Başka e, tarikatlar, hocaların peşine düşme hiç gerek yok. Kur'an apaçık zaten yeterlidir. E, bunu da e, gerçek dini anlatan insanlardan e, faydalanırlarsa daha faydalı olacağına inanıyoruz kuranımızın. Çok değerli yani insanların e, bir takım e, şeylerin peşine gitmesine gerek yok hocaların, tarikatların, şeylerin hiç gerek yok yani. Peki en son hangi kitabı okudunuz Gülsera Hanım? Ee, en son hangi kitabı okudum? Ee, en son e, Hakkı Hoca'nın e, mealinden e, bayağı bir okudum. Peki tavsiye edeceğin kitap var mı seninkinin dışında? Ee, tavsiye edeceğim işte e, Hakkı Yılmaz'ın meali var. Onu tavsiye edebilirim. Bayağı bir e, fayda göreceklerine inanıyorum. Bu kadar yani şu an benim söyleyeceğim. Peki bir gün Emir Hakvaki olursa mezar taşına bir cümle ne yazdırmak istersin? Ne yazdırmak isterim? Çok iyi bir insan olun. İnsan ayırmayın. Din ırk ayrımı olmasın hayatta iki insan vardır iyi ve kötü İyi insan olup da ahiretinizi kurtarın derim. Evet kitapla ilgili son bir cümle kendine sakla hemen hanımefendiye döneyim. Siz en son hangi kitabı okudunuz? Ben pazarlama stratejileriyle ilgili biraz mesleksel bir kitap okumuştum onu okudum en son. Peki tavsiye edeceğiniz bir kitap var mı kendi kitabınızın dışında o zaten başta tavsiye edilir de. Ee, yani çok fazla tabii güzel kitap var ee, ama ilk aklıma gelen e, Siddhartha güzel. Biraz klasik e, yazılardan e, Homeros İlyada'yı önerebilirim. Bunlar çok var ama ilk aklıma gelen bunlar. Peki siz e, bir gün Emir Hakvaki olduğunda mezar taşınıza bir cümle ne yazdırmak istersiniz düşündünüz mü böyle bir şeyi? Şimdi hanımefendiye sorarken aslında düşündüm ne söyleyebilirim diye Benim aynı zamanda seyyahçı isimli bir blog sayfam var Biraz hani yaşamda da seyyahlık ettiğimi düşünüyorum Yaşam yolumdaki yolculuğum bitti buraya kadar Bundan sonraki yolculuğum ahirete kadar diyebilirim belki Evet sen de kitabından bir tümceyi hazırla Evet sevgili izleyiciler ne diyelim efendim Kocaeliden tüm Türkiye'ye ee, ne bileyim kitap güzelliğinde sevgiler saygılar gönderelim ırk renk dil demeden ayrım yapmadan insanı önemseyelim tıpkı Yunus'un dilinde şekillendiği gibi biz gelmedik davi için bizim işimiz sevgi için gönüller yıkmaya değil gönüller yapmaya geldik diyelim ee, çünkü bu dünya kimseye kalmaz ee, hostedadır dostluklardır vefadır güzelliktir kalıcı olanlar evet kitaptan bir e, cümleyle noktalayalım ee, Bir cümle söylemek istersen okurlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nanıyorum ki çok gerçekten fayda vereceğine inanıyorum. İnşallah e, daha güzel yazılar yazarız. Başka projen var mı Gülseren Hanım? Ee, roman yaz, yazıyorum hocam. İnşallah onda da güzel yerlere geliriz. Yani okuyup da insanların örnek alacağı işte kendine hata yap şurada hata yapmayayım diye düşünecekleri bir kitap olacak. Peki işte. konusu ne? biraz ipucu ipucu verebilir misin? Konusu bir, bir çocuğun bir kızın hayat hikayesi. Evet. Diyebilirim hocam. O zaman o Gülsel Hanım'dır mutlaka. Bakalım. Çünkü göreceğiz. yazar kendini yazar demişler. <laughs> Öyle mi? Evet. Bakıp göreceğiz kim olduğunu inşallah. Hayırlısı olsun bakalım hocam. Efendim bizi misafir ettiniz. Bize kahve ikram ettiniz. Bizi e, ne bileyim ağırladınız. Size e, ve e, beyefendiye gönülden teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Onur verdiniz, şeref verdiniz, verdiniz hanemize. Sizi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel geçti. Biz de aynı bir şekilde bir daha yine bekleriz yani her zaman burada bir kardeşleriniz olduğunu unutmayın deriz. Biz de aynı şekilde sizleri bekleriz. Evet son bir cümle ee, ben de Gülser Hanım'a e, kapılarını açtığı için, bizi misafir ettiği için ve bu değerli e, tanışıkla bir anlamda vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. E, böyle değerli yazarlarla bir araya gelmek, e, aynı fikirde, aynı frekansta olabilmek gerçekten çok güzel. E, bu anı paylaşmak çok güzel. E, farklı yollarda... E, Yollarımız bir şekilde e, kesecek umarım güzel ve aydınlık bir yol içerisinde hepimiz yürürken e, tekrar gönüller bir olduktan sonra zaten olur diye düşünüyorum çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir mini merce evet, söyleşi. E, bir Buyurun. Olacak. Bu e, siz çok güzel şiir okuyorsunuz. Şu kıtaya kadar okur musunuz? Yani vallahi beni zorladı. Gözlük de yok. <laughs> Yıllardır karanlıkta kalmıştık. Kur'an'a saygı diye duvara asardık. Allah bize böyle mi emretti ey insanlar? Artık Kur'anlarımızı açalım. Rabbimizin emrine uyalım. Saygı Allah'ın emrini yaşamaktır. Gönderilen peygamber Peygamberlerine inanmaktır. Salat çok güzel bir davranıştır. E, gözlerim kör olmuştu sanki. Aklım daralmış kulaklarım Kapanmıştı. Dünyada baki mi kalacaktık? Gafletten uyan ey insan. Artık yeter. Şeytanın pençesinin arasından kurtul, selat ette, son bulsun bu dert, bu keder diyelim. Burada nokta dayalım. İnsan demek artı hata demektir. Birlikte olduğumuz zaman içinde elbette hatalarım, yanlışlarım. Yanılgılarım yanlış ifade biçimlerim olmuştur olabilir ben bütün bunları düzeltmek azminde ve kararında bir insan olarak uyarılara ikazlara nasihatlere ve her türlü eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız bu duygular içinde Kur'an-ı Kerim'inde ilk emrinde olduğu gibi okumak 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 diyoruz evet. hepinizi bu e, mütevazı sevgili Gülser Hanım'ın hane-i saadetinden alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz el sallayalım. Çok teşekkür evet teşekkür Çok